Elhamdülillahi hedana li hada ve ma kunna linehtedi lella en hedana Allah. Laqad ja'at rabbuna bil haqq. Salli ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii'i hulûbina Muhammed. Sallu ala tabibi hulûbina Muhammed. Allah'ım sallallahu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlülükteten min lisâni yefkohu tavli sadakallâhu lezim. Sevgili Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun kardeşler. Allah-u Teala Hazretleri bizleri yine verdiği zaman içerisinde rızasına uygun ameller yapmak için cem edildi. Bunda kolaylık eyledi. Allah-u Teala Hazretleri bu toplanmamızla hayırlara vesile olmasını, hayırlara vesile etsin yani inşallah. Allah-u Teala Hazretleri'ne burada olmaktan, sadece burada olabilmekten sonsuz şükürler olsun. Ne demek yani? Allah'ımız bizi yoktan var etti. Varlığından da haberdar etti. Bu haberdarlık neticesinde aslen biz Hud suresindeki ayet-i kerimeye göre Bismillahirrahmanirrahim Eleştü bir Rabbüküm dedi Rabbimiz. Biz de dedik ki ruhlar aleminde Galü bela şehidna. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi, biz şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. Bu sözü verenler yani sizler şu an görüntüyü, bu anki görüntüye göre sözünde duran, sözünü bozmayanlar zümresindeniz. Şimdi bunu Allah'ın emrinin dışında hayat yaşayanlar bu sözleri ne yapıyorlar arkadaşlar? Bozuyorlar. Yani bu alışverişi bozuyorlar. Biz bir alışveriş yaptık. Bu alışverişin göstergesi Sinan'a İnna Allah heştara minel mü'mine enfüsün ve embalün ve ennelehümül cennet yukatülüne fî sebilillâhi feyaktülüne ve yuktülüne vaden aleyh hakkan fit tevrat vel icil vel Kur'an. Tövbe suresinde Rabbim şöyle buyuruyor. Müminlerin canlarını ve mallarını satın aldım. Bu alışverişi ben yaptım. Kimlerle yaptım? Müminlerle. Ne karşılığında? Cennet karşılığında. Yani bizler inanan insanlar olarak mesela Kur'an-ı Kerim hem şefaatçi hem de davacı. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'in ya da biz davacı mı olmasını isteriz bizden? Şefaatçi mi olmasını isteriz? Şefaatçi olmasını istiyorsan duvar saati gibi asmayacağız onu. Ne yapacağız? Onun içindekilerle hatta yetmez Peygamber Aleyhisselam'ın da seniyesiyle hayat nizamı sürdüreceğiz. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Mesela dedim böyle bir ayet okuduk. Allah'ımız şöyle bir ayet kelime buyurdu bizim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Ne buyurdu? Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu biz muhafaza edeceğiz. Yani size ihtiyacın yok. Hakan, şu arkadaşı sen al bakalım şimdi. Onu çok beğendim. Ne buyurdu Rabbimiz? Muhakkak ki bu Kur'an-ı Kerim neymiş kardeşler? Bu Kur'an-ı Kerim içine girenler, amel edenler nasıl ki Allah bu Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini vaat ediyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i içerisine girenleri de muhafaza edeceğini vaat ediyor. Buna ek olarak şöyle bir düşünelim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sünnetimden kafirler bir aylık mesafeden korkar. Şimdi bunları yapıştırın arkadaşlar. Hani kopyala yapıştır var ya. Kafirler neymiş kardeşler? Peygamberin sünnetinden bir aylık mesafeden korkup kalmış. Her zaman verdiğim örnek. Hani sabah namazında bütün camide cemaat olsa, dolsa, taşsa ya bayram namazı gibi olsa. Samimi söylüyorum kafirler korkar, altına yapar. Nereden konuşuyor? Peygamber öyle buyurdu Aleyhisselam. Şimdi Rabbimiz yine buyurdu. Vela terkenu ilerlediğine zalemu fetemessükümünler ve mâlekum min dünler min evliyâe tümmelâtün sevim. Ne buyuruyor Rabbimiz orada? Kafirlere parantez içerisinde, müşriklere daha parantez içerisinde, Yahudilere, Hristiyanlara azıcık daha meyletmeyin. Yoksa size ateş yapışır. Sonra kurtulan da olmaz. Kurtaran da olmaz sizi. Sümme la tünserum. Sümme sonra. Sizi kimse kurtaramaz. Ne demek istiyor yani? Benim elimden kimse sizi kurtaramaz diye yani. Benim azabımdan. Yani başka aya azap deyince şöyle düşünelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyah. Gel Ömer. Ya eyyahellezine amenu. Ku enfisekim ve ehlikim nara ve kudan nazu vel hicara. Ne buyurdu Rabbimiz Tahrim suresinde?
yakıtı insanlar ve taş olan ateşten önce kendini, sonra karını, sonra çoluğunu çocuğunu koru. Bir ayet daha okuyacağız. Bina edeceğiz şimdi sohbet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Ne buyurdu abi? Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsin için yarattım. Bak. Bana ibadet edeceksiniz diyor. Azabım şiddetlidir diyor. Kafirlere meyletmeyin diyor. Şimdi toparlanıyorsun. Şimdi öyle bir meclis kurulmuş burada. Bir sahabe dedi ki şu dedi mescitte dedi git dedi mescitte dedi peygamberin dedi mirası dağıtılıyor dedi. Ama o da gitti koştu iki kişi. Bir baktı hiçbir şey yok. Dedi tekrar ya sen miras dedin dedi ne hiçbir şey yok içeride. Ne yapıyor onlar dedi. İçerikler ne yapıyor dedi. Dedi ya biri namaz kılıyor. Biri kenarda oturmuş zikir yapıyor falan. İşte peygamberin mirası bu dedi işte. Bunları hepsini bina ediyoruz arkadaşlar bak. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında İbrahim Aleyhisselam mesela Hacer Validemizi nereye bıraktı arkadaşlar? Mekke taraflarına bak değil mi? Peki orada ne konuşma geçti ikisinin arasında? Yoktu orada. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Güzel topraklarla bıraktık dedi yani. Peki orada Hacer Validemiz ne dedi? Ya nereye gidiyorsun dedi bizi bırakıp bu çölün ortasında dedi ya. Bir seslendi, iki seslendi, üç seslendi cevap yok. Dedi ki dur dedi. Bu da sana Allah mı emretti dedi ya. Evet dedi o da. Tamam dedi o zaman gidebilirsin dedi ya. Yani bizim Hacer Validemiz kadar hani şey demiyorum da hani bulunduğumuz konuma göre onun kadar Allah'a güvenimiz yok. Adam diyor işlerimiz bozuldu diyor. Şöyle dolar altta indi falan filan şöyle oldu böyle oldu. Ahirete iman, kaza ve kadere iman, gelecek endişesi ve geçmişten kederlenmeyi bıraktırır insanı. Bunların hepsi Allah'ın takdiriyle oluyor. Demek ki biz bunları hak ediyoruz. Allah beterinden korusun. Bunların beterleri var. İnsanlar görmüyor muyuz, okumuyor muyuz? Bundan önceki insanlar nasıl bir hayat yaşamışlar ya? Hani bırak bundan önceki siyer okuyorsun. Peygamberin hayatı nasıl? 4 gün üst üste peygamberin ocağında duman tutmamış ya. 4 gün üst üste. Kim bu peygamber Aleyhisselam dediğimiz? Bütün peygamberin en şereflisi, insanların en şereflisi Allah'ın Habibi. Allah sadece ondan diz dize konuşmuş. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdın demiş. Kainatın içerisinde Kur'an da var yani. Yani böyle bir zatın ümmetiyiz. Şimdi yine geliyoruz içeriye. Neresi burası? Biz kim bir bak en önemli şey bu akşam. Kim bir kavmin karartısını çoğaltıyorsa o onlardandır. Şimdi sen hangi kavmin, hangi meclisin sayısını çoğalttın bu akşam? Böyle bir sohbet meclisi. Bu sohbet meclisine geçen hafta nasıl bir hadis-i şerife süslemiştik? Yani peygamberimiz buyuruyor da Allah ile melekler arasında konuşma geçiyordu hani. Bu konuşmanın içeriği neydi? Ya Rabbi işte bunlar işte böyle ne yapıyorlar benim kullarım? İşte seni zikrediyorlar. Neden kaçıyorlar? Cehennemden kaçıyorlar. Ne istiyorlar? Neyi talep ediyorlar? Cenneti istiyorlar. İkisini de gördüler mi? Görmediler. Görseler nasıl oldu falan? Sonuç itibariyle ya Rabbi ne diyor? Sizler şahit olun. Ben onlarla onların günahlarını sevaplara çevirdim. Ya Rabbi biri var ki şeye gelmiş. Hani kim geliyor, kim gidiyor denetlemeye gelmiş ya da alacağı varmış. Burada sözleşmişler vesaire. Yani işi sohbet dinlemek değilmiş. Ne buyuruyor bakın? Çok dikkat çekici bir cevap Allah'ımızdan. Allah'ımız diyor ki onlar diyor bunlar benim meclis arkadaşlarım diyor. Buhari hadis-i şerif bu ha. Kur'an'dan sonra en sahih kitap Buhari ve Müslüm'dür. Bak ne diyor? Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Onlarla beraber olanlar mahrum olmaz. Ya senden beraber olan Ashab-ı Keyf'in kıtları gibi yani. Senden beraber olan mahrum olmuyorsa sen ne olursun ya? Ya sen bu meclise katılmışsın. Allah seni katılttı mı? Allah seni katmış mı meclise? Ama zorla katmış ama isteyerek ama şey mektupla kimseye mektup yazmadık değil mi? Yani bir mesaj atıyoruz ama var diye. Kimseye kement dağıtmadık değil mi? Nasibi olan gelir. Nasiplerini gider. Hepimiz için aynı geçerli. Malik bin Dinar Hazretleri'nin önünde bir tane çocuk çıktı. Çocuk böyle bakıyor böyle şey yaparken böyle bir ibadet yapıyor kendince. Malik bin Dinar dedi ki ona İbrahim abi şu kapıyı açsana. Malik bin Dinar dedi ki onlara dedi çocuk ne yapıyorsun dedi.
O da cevap verdi. Bir de ya şey söyledi bana. Mehmet gel buraya. Mustafa sen de buraya gel. Mustafa sohbeti verme gel. Malik bin Dinar dedi ki çocuğa, ey çocuk dedi, ne yapıyorsun? İşte bir konuşma geçtikten sonra verdiği cevaplara şaşırdı. Dedi ki akılla nefis dedi, ha önce Malik bin Dinar çocuk diye ona selam vermek istemedi. Çocuk dedi hani vermek istemedi. Şu anlamda işte şey selam verme isteği içinde zuhur etti, verdi. Dedi ki akılla nefsin bana dedi ayrıştığı yönü söyledi dedi çocuğa Malik bin Dinar. Dedi akıl dedi şey nefis dedi bana selam sana senin bana selam vermeni engelleyendir dedi çocuk. Akıl dedi bana seni şey bana selam vermeni tavsiye edendir dedi. Peki o zaman niye bu kadar dedi sen çocuksun hiç böyle günahın yoktu dedi neden bu kadar böyle ibadetle meşgul oluyorsun? Sen cehennemde hani yanmazsın gibi dedi laf etti. Sonra dedi ki öyle olur mu dedi. Ben dedi annemin dedi büyük ateşleri küçük çıltılarla tutuşturduğu gördüm dedi. Yani çocuk ne yaptı bak dedi ki işte küçük deyip dedi hani böyle alıştırmamak çocuğa işte uyumasın uyusun çocuk şöyle olsun böyle olsun kazık kadar olmuş çocuk uyusun diye bakıyor. Ne yapacaksın bak ya yerlisin amel kuvvet fizikim bak ayet okudum. İnsanlar bu ateş olan ateşten kendini koruyacaksın önce. Çocuğunu korumak kendini korumaktır aslında otomatikman. Çocuktan sebep yanacaksın. Şimdi arkadaşlar bu meclisi çoğalttığınız için Allah bizden razı. Allah'ın razı olduğu meclislerde kalın ömrümüzde de Allah bizi şereflendirsin inşallah. Hiç kimse burada öyle ölse bir insan imanı varsa illa cennete gider. Bir de cennete gidecekler arasında şöyle insanlar var. Hani o bir ayet okudum da o ayeti açmak lazım. Ve la terkenu ilellezine zalemu kafirlere Yahudilere benzemeyin. Mesela nerede benzemen? Hiçbir şeyde benzemen. Mesela diyor ki Peygamber Aleyhisselam bıyıklarınızı kırpın, sakallarınızı bol bırakın. Ateşperestlere muhalefet edin. Sarık sarın, hilminiz artsın. Sarık sararsanız, sarık sarın. Müşriklerle bizim aramızdaki fark, onlar takkesiz sararlar, biz takke özenle sararız. Musa Aleyhisselam'ın aşure gününde oruç tutması, Musa Aleyhisselam'ın kavminin aşure gününde oruç tutması, Musa Aleyhisselam denizde Firavun'un zulmünden kurtulduğu için oruç tutması tek gün. Peygamber dedi ki bir dahaki sene için bir de tutalım dedi ama dedi biz iki gün tutalım dedi onlara benzememek için. Yani hasbelkader bir kıyafet giyiyorsak kendimize yakıştırmayalım. Hasbelkader bir müzik dinliyorsak zevk almayalım. Müzikten zevk almak, zevk alarak dinlemek kulak nimetine küfürdür. İşin başı ehl-i sünnet itikadıdır. Burada kafamız düzgün olduğu kanaati bizde hasıl olduğu için kafamızın düzgünlüğünde böyle dışarıdan bazı insanlar bazı kardeşlerimiz bir şeyler duyup da burada soruyorlar. O sorulara göre de cevap verebiliyoruz. Mesela günümüzde bazı ehl-i sünnet harici akımlar var. Bu akımlara karşı biz hepsini tahsis etmediğimiz için sadece sorulara cevap verme cihetine gidiyoruz. Rabbim ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden ayırmasın. Burası bir kaledir arkadaşlar. Aynı inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayet kerimesindeki Kur'an-ı Kerim'in bir kale olduğu gibi. Yani onun içine girer, Kur'an'a girer, Kur'an'la meşgul olan, Kur'an ne derse başının üstünde yeri var diyen, aynı Allah nasıl Kur'an-ı Kerim'i onu koruyacağını vaat ediyorsa, Kur'an'a giren de böyle vaat ediyor kardeşler. O zaman biz yalnız değiliz. Yani efendim söyleyeyim, ya burada kaç kişisiniz kardeşim? 10 kişisiniz. Allah bir kişiden sebep, Nuh Aleyhisselam'dan sebep yeryüzünü sular altına bıraktı. Salih peygamberin kavmi diyelim ki ne kadardı? İşte 150 bindi. İşte diyelim ki içinde 15 bin kişiyi çıkardı dışarıya. Hepsini paramparça etti. Ebre'nin ordusu gitti Kabe'yi bastı. Peygamberimin dedesi ne dedi? Dedi Kabe'nin anahtarını ver dedi. Develerine şey yaptı, develerini de aldı. Dedi sen benim develeri ver dedi ya. Yani ben zannettim ki dedi hani şeyleri verirsin. Kabe'nin anahtarını verme karşılığında hani geleceğim benden develeri sen. Sen de benim develeri var. Onun sahibi var diyor. Bunlar benim diyor. Bunun sahibi senden alır onu diyor. Böyle bir itikat olacak bizden. Aynı Hacer Validemizin itikadı gibi olacak. Hani İbrahim Aleyhisselam gibi olamaz ama Hacer Validem ne diyor? Allah böyle yaptı. Şimdi bu işlerin hepsini Allah yönetmiyor mu? Allah'ın elinde her şey. Her şey Allah. Her şey. Bir miden mi ağrıyor? Allah'ın elinde.
Mideye çalış da diyen Allah'a, çalışma da diyen de Allah. Yani böyle itikad olmalı. Her şeyi Allah'ta bilmek lazım. Her şeyi Allah'ta bilmek lazım yani. Her mesela bunlar düştü kalktı, hani ekonomi şimdi gündem ya. Hayır, biz Allah'a karşı iki rekat namaz kılıyoruz. Bu iki rekat namazda ne okuduk? Kaçıncı rekattayız? Vesvese yapıyoruz ya. Yani Allah'tan namaz kıldığımız için söylüyoruz ya, herhangi bir sevap beklemiyoruz. Allah bu bize nasip etmiş olduğu bu namazları güzel kılamadığımız için, bizi azarlamadığı için şükredelim halimize. Bizi azarlamadığı için. Kaçırmış olduğumuz ibadetlerin kazası olur. Zamanın kazası olmaz. Hadi bakalım öğlenle ikindi arasında kaçırdıklarını. Hadi bakalım getir şimdi bakalım. Yarın Allah'ın huzurunda şu dört şeyin hesabını vermeden kimse Allah'ın huzurundan ayrılamayacak. Ayağını kıpırdatamayacak. Bir, ömrünü nerede geçirdin? İki, parayı nereden kazandın, nereden harcadın? Üç, gençliğini nerede tükettin? Dört, vermiş olduğum ilimden de ne yaptın? Vermiş olduğum, herkesin bir ilmi var değil mi? Ondan ne yaptın? Bir kişinin diyor bak. Bir kişinin günahla yalnız kaldığında o günahtan koruyacak veraya sahip değilse bu adam, Allah onun ilmine bakmaz diyor. Günahla baş başa kaldı. İlla karnı olmaz ya, hırsızlık olur, müşteri aldatma olur. Yani günahla baş başa kaldın yani. Ne olur burada diyor, bu günahtan seni kurtaracak bir veraya sahip değilsen, ister profesör ol, doçent ol, istersen evliya ol, hiç fark etmez. Allah hiç fark etmez diyor. Onun için Müslüman'ın kısaltılmışı, Müslüm lügat manası teslim olucu, Allah'ın emir ve yasaklarına, ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi. Bir iş yapacağımız zaman ne yapacağız? İki tane anahtarımız olacak. Birincisi, benim bu yapacağım işe peygamber olsaydı benim yanına yapar mıydı? Yapardı diyorsan yapacaksın, yapmaz diyorsan yapmayacaksın. Çünkü bu saat, dakikalar bize kısıtlı verildi. Böyle bol bol harcamayacağız. İkinci iş, benim bu iş yaptığım iş sağdaki melek mi yazar, soldaki melek mi yazar? Bu kadar aklımız var değil mi? Zaten bu kadar aklımız olduğu için Allah soracak bize. Sağdaki melek, yani bir adam bir işi yaparken sağdaki meleğin yazacağını biliyordur, biliyor değil mi? Bile bile yapıyorsun. Bile bile yapıyoruz daha doğrusu. İnsanız ya. Allah'ımız Âl-i İmrân suresinin 135 numaralı ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlar beşeriyet gereği günah işler. Ama beni Rab olarak bilerek bana yönelir. Benden af isterlerse beni affedici olarak bulurlar. Yani burada günah işleyene şaşılmıyor. Günah işleyip de tövbe etmeyenlere ya da günah işleyenlerin en hayırlısı kimdir? Tövbe edendir. Ettaib minezzemü kemalli azembele. Günahından tövbe eden nedir? Hiç günah işlememiş gibidir. Küçük büyük demeyeceğiz kardeşler. Nasıl ayrıştıracağız? Kime karşı isyan ediyoruz? Kime karşı geliyoruz? Kime karşı işliyoruz bunu? Allah'a karşı işliyoruz. Yani burada ya bu dört şeyin hesabını vermeden parayı nereden kazandın, nereye harcadın, ömrünü nerede tükettin? Nasıl vereceğiz bunun hesabını? Hazır mıyız? Hazır değiliz. Hazır olabilir miyiz? İmkan var mı? Var. İyi ki ölmedik. İyi ki dünyadayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayınız dedi. Kadir abi şunu dürt. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayınız. Yani ölüm sana da gelir, çevrene de gelir. Bunu lezzetleri kırması lazım. Sonra acı hastalık geldi, sancılı. Ölümü istemeyiniz dedi Peygamberimiz. Ne yapalım? Ya Rabbi, ölüm benim için hayırlıysa öldür beni, yaşamam benim için hayırlıysa yaşat beni. Sonra eğer yaşatacaksan yaşamamı hayırları artırma meselesiyle. Ya daha çok sadaka vereyim, daha çok namaz kılayım. Ya benim gelmeyecek, ya şimdi iki rekat daha namaz kılayım ya. Yani bu iki rekat daha namaz, iki rekat daha namaz, şeyde ölümü de eğer öldüreceksen de şerlerden kurtulma vesilesiyle. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha güzel yaşamaya nasip etsin. Allah bize bir imkan vermiş. Yani nefes alıp veriyor. Dünyadayız ya. Aslında dünya aşağıların aşağısı demek. Yaşanacak yer değil. Ama dünya neydi? Adem Aleyhisselam'a Havva validemize ceza olarak verilen yer. Ceza olarak indirdi buraya. Ama biz ne yapıyoruz? Dünyamız. Bütün hataların başı nedir? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi içine karı da girer, para da girer, araba da girer. Her türlü zevk girer.
dünyalık. Ama bu dünyalıkların içerisinde en güzeli neymiş? Saliha bir kadınmış. Rabbim bütün hanımlarımızı saliha etsin inşallah. Amin inşallah. Evet kardeşler. Bir hadis-i şerif okuyorum. Eksik kalanları söylüyorsunuz. Ondan sonucuma başka konuya geçeceğim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki akşama ulaştın, sabaha bekleme. Sabaha ulaştın, akşamı bekleme. Bu ne demek? Neyi çağrıştırıyor bize bak? Bir dünyada şöyle yaşa. Bir garip, bir yolcu gibi yaşa dünyada. Yani akşama ulaştın, sabaha çıkacağım meçhul. Terminaldesin ya da bir uçak limanındasın yani. Yani gidecek yani orada bir çadır kurup da hani bir ev kurayım ben buraya desen kimse kurdurmaz. Çadırını yıkarlar, demirlerini sökerler seni. Bu dünyada da böyle yaşanıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yaşayamamız lazım. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bunu da söyleyelim. Bu ayetlerle, hadislerle amel etmemiz lazım arkadaşlar. Bak ben hadis okudum değil mi? Hadi Kur'an'da belki bir şey demezsiniz de bu okumuş olduğum hadis-i şerifler bizi bağlar mı? He? Bağlar. Biz Müslümanız çünkü. Peygamberimiz ne buyurdu bak. Ben dedi ikisinin arasında bırakıldım. Neydi? Ümmetin dedi yarısını garanti edin cennete koyacağım dedi ya Muhammed dedi sanırsa. Yarısı dedi cehenneme hani hak ederlerse girecekler. Ama yarısı garanti dedi. Bunu mu istersin dedi? Yoksa dedi hani makam Mahmud. Şefaati uzma. Sana dedi şefaat makamını mı vereyim dedi. Efendimiz de şefaati istedi. Ben dedi ümmetinin büyük günahları işleyenleri için şefaatçiyim dedi. Ama müekked sünnetleri başka bir ibarede de müekked sünnetleri terk edenlere de şefaatim yok dedi. Yani Allahü Teala Hazretleri de şöyle dedi. Yani Kur'an'da şefaatçi, peygamberler de şefaatçi ama benim dilediklerime diyor. Sen diyor kafana göre alamazsın diyor ya. Yani. Mesela bir hafız düşünün. Babası hafız, anası hafız işte. Hısım akrabası hafız ya da bir hafız yetiştirmişsin mesela. İşte bu hafızlara Allah ne veriyor biliyor musun? Şefaat etme yetkisi veriyor. Kime? Aile efradından 70 kişiye. Sende var mı öyle imkan? He? Var mı? Vardır mı? Çocuklardan olması da böyle hısım akrabadan bir tane hafız çıksa inşallah ya. Her aileye Allah bir denk getirse böyle değil mi? Kurtulursun ya. Ama şimdi çocuğun en eskisini, en küspesini affedersin. Diyor ki alın bunu diye siz de adam edin diye ya. Ya zeki ya boğaz sinek çık olayım. O uçak mühendisi olacak diye. Uçak mühendisi olunca ahirete uçmuyor diye adam yani. Allah korusun insanlar böyle hedefler hedef koyunca çocuğa ya o da lazım bu da lazım. Ya sen memleket başkanı mısın? Tamam lazımsa bunu düşünecek bir zümre sen değilsin. Sen önce Müslüman olarak Kur'an'a göre, sünnete göre ben nasıl yaşarım ve ailemi nasıl yaşatırım onun derdine düş. Sana derlerse ki sen bu ülkenin başına geç. Tamam o zaman düşün. Ne gerekiyor ona göre bir ayar çek. Ama senin böyle bir şeyin makamın yok ki. Mesela bir fabrikan var. 50 kişi var. 50 kişiden sorumlusun sen ya. Bu sorumluluğumuzu bilmiyoruz. Ama evde kaykılıyorsun değil mi? Niye bunu yaptın, tuzunu fazla kattın falan filan. Ya şimdi olmuyor öyle şeyler. Eskiden oluyormuş onlar. Şimdi artık bayağı erkekler olarak yürüsek mi ne yapsak esir olduk. Yani Allahü Teala Hazretleri bize bir sorumluluk vermiş. Sorumluluk. Yani erkek evin sorumluluğu, sorumlusu. Patron, işçilerin sorumlusu. Yani ne neyin başıysa sorumlusu patron. Neyinden sorumluyum? İşte bunu Müslümanca yaşayıp yaşamadım ben. Yaşatmak, sen emir vermek senin vazifen. Yani diyeceksin ki, senin komiserin diyecek ki, kardeşim istediğiniz zaman namazınızı kullanabilirsiniz, görevinizi aksatmadan. Patron diyecek ki, işte çay saatlerinde falan bir şey söyleyecek, yani bir serbestlik tanıyacak. Tanımıyorsa ahirette vebali var. O da bana tanımıyor diye adam da orada devam etmeyecek tabii. O da bunun çarelerine bakacak. Herkes imtihanında kardeşim. Evet, dönüyoruz. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 tane hakkı var. 1. Selamına cevap vermek. 2. Cenazesine gitmek. 3. Davetine icabet etmek. 4. Hapşuruna yerhamüke Allah demek. 5. Hastalandığında ziyaret etmek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifiyle mesela ben sizi bir yere davet edeyim. Niye ben davet edeyim? Daha pek de istisikta yok değil mi? Etsem inşallah seni.
Yemeğe davet ediyorum. Sen benim yemeğe müsait olduğunuz halde gelmiyorsun. Küçücük bir günah işliyorsun. Küçük günah. Efendimiz dedi ya, bir akşam namazına 20 dakika kala 70 tane istiğfar çekin, 700 tane günahınızı affolur. Ama dedi, Müslüman da 700 tane günah işlemez. Böyle bir zamana geldik. Onun için nasıl kazanırız? Nasıl günahlarımızı affettiririz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, istiğfarı çok olana Allah rahmet etsin. Defterimizde çok istiğfar bulunduralım. Her namazdan sonra bir kere 3 tane istiğfar çek. Neden? Namazdaki eksikliklerimiz için. Çünkü eksik namaz kılıyoruz. Nereden biliyorsun dersen, 2 tane köfte yiyorlarmış ya. O birisi demiş ki, 2 tane yiyme lan demiş. Nereden biliyorsun? İkimiz de körüz demiş. Demiş, ben öyle, ben kendimden biliyorum. Ben 2 tane yiyeyim de onun için demiş ya. Hepimizin hayatı, hepimizin nefsi var. Şeytan var. Şeytanlaşmış insanlar var. Nefsiz neymiş? Seni diyor çocuğa, çocuk diyor, bana selam vermeden engelleyen nefsin diyor. Yani hayır iş ne kadar varsa hepsi nefsinden engelliyorsun. Nefsi ıslah edeceksin. Ne yapacakmışsın? İki şey var. İki şeyden hangisi zorsa onu yapacaksın. Sen hangisi zor geliyor sana? Teheccüde kalkmak. Onu yap. Ya bu geçilerde teheccüde kalkınmasa ne zaman kalkılacak ya? He? Bak teheccüde kalkanların ne müjdeler var. Hesapsız cennete gidecekler. Yani Allah'ımız diyecek ki mahşer meydanında 50 sene beklerken teheccüde kalkanlar kalksın. Nice Efendi Hazretleri buyuruyor ki nice az insanlar kalkıyor ki demek ki bu ümmetin çoğu uyumuş diyor. Uyumuş diyor. Teheccüde kalanlar hesapsız cennete gidecek arkadaşlar. Uyuduktan sonra iki rekat çık ya. İki rekat. Teheccüd namazı kılanmakla alakalı böyle bomba gibi bir hadis-i şerif. Efendim buyurdu ki aleyhissalatü vesselam şunu yapın dedi. Nedir o? Bir, selamı yayın demek. Bu selam işini yapın arkadaşlar. Selamun aleyküm demek. Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez. Birinci manası. İkinci manası, dünya ve ahiret meşakkatlarından beri olasın yani. Ne kadar güzel bir şey ya. Günaydın, günaydın, denizin dibinde kumları saydın falan. Bunlar nedir ya? Önce selam, sonra kerem. Bak, selamı yayın dedi bak. Bu hadisleri biteceğim bak. Tamam. İki, sıla-i rahim yapın. Akraba ziyaret. Üç, yemek yedirin. Dört, teheccüde kalkın. Cennete güzel bir şekilde gelmiş. Buhari adı şerif. Cennete yerleşsin. Hadi. Ne yüzey şartından? Dört tane şart var. İman zaten var sende. Ne oluyor? Ne yapacakmışsın? Şöyle bakalım Ali. Bir. Yemek yedireceğiz. Çiğdir verdim. Yedir verdim. Neyse hadi söyle. Teheccüde kalktı. Tamam. Selam yazacağız. Selamı yazacağız. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Zor mu? Kolay. Çok kolay ya. Rabbim kolay ettiklerinden olmayı nasip etsin. Amin. Aslında adama iki rekat namaz kılmak öyle zor geliyor ki. Ayağını yıkayacak, elini yıkayacak falan. Hele bu soğukta. Hele bu soğukta değil mi? Her yer sıcak, yoksa getiririz. Allah razı olsun açım. Yani Allah işte zorlaştırıyor. Yani Allah zorlaştırmıyor da Allah yardımını kesince nefis devreye giriyor, nefise zorlaştırıyor. Allah kimseye zorlaştırmaz onu. Bunu iyi idrak edelim. Allah nasip ederse demeyi ya, kelimeyi, cümleyi kullanırken yanlış yerde kullanırlar bazen. Yani nasip ederse derken yani sen niyetin olsun teheccüd namazına kalkmaya. Yatarken de ki ben teheccüde kalkacağım de ya. En son teheccüd namazı kaçta kılınır arkadaşlar? Kaça kadar kılınır? Saatini söyleyeceğim. 6.30'da kılabilir değil mi adam? 6.30 dediğin saat ne ya? Çok basit. Sarık sarmak zor mu? Bak ne kadar kolay olmuş sana Mustafa. Allah kolay etmiş. İsteğe bağlı sigorta bu. Yani bir insan çok isterse sarık sarmayı ya da Müslümanca yaşamayı ya da kitaba uygun, peygambere uygun yaşamayı isterse Allah nasip ediyor. Kolay ediyor ya. Yani herkesin bir bidayeti var. Herkesin bir evveli var. Nereden biliyorsun? Herkes kendinden bilir bunu. Çok basit ya. Bak emin olun var ya, cübbe sarık giymek o kadar basit ki
Zorlaştıran kimmiş? Nefis. Başka? Ne derler hapishanesi? Yani bugün Vehbi Koç yok da Ali Koç cübbe sarık giyse mesela, değil mi? İşte böyle ünlüler, sanatçılar giyseler, değil mi? Ne olur? Moda olur. Giyilir ya. Basitmiş demek ki. İşte bu ne derler hapishanesi var ya arkadaşlar. Bu hapishaneyi aşarsak iş bitti. Önce nerede denizler bunu? Evimizde. Aynanın karşısına geçeceğiz. Takacaksın takkeni. Şöyle bir saracaksın sarıyı. Bir dolamasına bir nur. Bir dolamasına iki nur. Allah'a ekber. Yani bir çocuğa düşünün. Bunu niye söylüyorum? Bitiriyorum arkadaşlar. Seni işte bitiriyorum. Üç dakika var. Bunu niye söylüyorum? Çok ufak çocuğu olanlar mesela. Halil mesela. Alsın çocuğa bir tane askeri kıyafet alsın. Eline bir tane silah versin. Çocuğun vereceği tepki ne olur arkadaşlar? Hemen tatata yapar mı? Kendini subay oldum, asker oldum zanneder mi? Buna sarık cübbe giydirirsen ne olur? O da hoca olduğunu zanneder. Bunu büyütüyoruz, genişletiyoruz falan. Hamur gibi sağa sola çekiyoruz. Her şey nerede toplanıyor? Ne derler hapishanesinde? Bu hapishaneden kendimizi kurtaralım. Yarın senin kınamasından korktuğun insanlar belki cenazene bile gelmezler. Bak cenazene gelmezler. Orada şeyi yapmazlar. Yani sana bir toprak bile atmazlar. Onun için kardeşler gelin biz kendimizi kurtarmaya bakalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah şu anda razı oldu bu işten. Allah razı oldu. Günahlarımızı sevaplara çevirdi. Dikkat edin. Kendinizi test edin. Buradan çıkarken giderken falan böyle bir hafiflik hissedeceksiniz. Bu hissetmiş olduğunuz hafifliğin adı günahlarımızın sevaplara çevrilmesi. Teheccüd namazını kılalım. Beş vakit namaz demiyorum. Beş vakit namazda zaten bir kaşarımız göçerimiz yok yani. Teheccüd namazını bir kılabilirsen ya da kılmaya muvaffak edilirsen Allah tarafından ya da Allah sana bunu kolaylaştırırsa çok şükret abi. Ne kadar güzel bir adam. Allah bana ne güzel bir nimet vermiş ya. Allah'a yönelebiliyorsun. Huzura duyuruyorsun yani. Durabiliyorsun yani duramayan insanlara göre. Çok büyük bir nimet içerisindeyiz kardeşim. Müslümanız. Peygamberin ümmetiyiz. Şefaate nail olacağız. Ne büyük nimetler var ya. Allah bu nimeti elimizden almaz. Biz Allah-u Teala Hazretleri'ne hakiki manada kul, Habibine ümmet olmayı nasip edebiliriz. Evet arkadaşlar, sohbetimiz sona ermiştir. Sorusu olan var mı? Ya da eksik bıraktığımız var mı? Yanlışımız da olabilir. Hemen şöyle 2 dakika, 3 dakikada bir istişare, bir dua yapalım, çıkalım. Var mı eksiğimiz? Yani eksiğimiz mutlaka vardır da. Soracağınız bir şey var mı? Yani bir ayet okuduk, hadis okuduk, onları birleştirmeye çalıştık falan. Yani belki bir şeyler de eksik bırakmış olabiliriz. Buyurun. Şefaat konusunda söylemişsiniz ya hafızda. Şefaat edecek. Evet. Cehennemi hak eden onu da ekleme yapıyor. Hocam, yani bu şefaat edilecekleri de Yüce Rabbimiz mi belirleyecek? Tabii ki. Yani mesela nasıl diyeyim sana? Bir bilet veriyorlar. Bilet veriyorlar. Sen bu biletten içeri giriyorsun. Yani bedava giriyor. Bilet veriyorlar. Allah da işte verecek onu sana. Peygamber'e verecek. Peygamber'in kalıyla geçeceksin yani. İşte peygamber kendi başına peygamber kendi başına kalsa tamamını ister yani. Mutlaka. Yani hocam, burada ikisine ters bir şey yok da ince bir nüans var. Buyurun. Peygamber'e iftira atan kişi ne olur? Peygamber'e iftira atan kişi ne olur? Cehennemi bu. Yani, ümmetin, insanların en şerlisi peygamber öldürendir. Bir de peygamberin öldürdüğüdür. Peygamber öldüren ve peygamberin öldürdüğüdür. Felah bunlar. Peygamber'e iftira atan zaten Musa Aleyhisselam'la bir kadın mesela Musa Aleyhisselam'ın döneminde zekat 1/4'tü. 4 lira da 1 liraydı. 4 bin lira da 1 lira. 4 milyar da 1 milyar. Bu Karun çok zengin olduğu için Karun'dan zengin yok ha. Bu da böyle söylüyorlar. Karun gibi gitti. Harun gibi geldi. Karun gibi gitti diyorlar bazı siyasetçilere. Yani Karun 70 deve yükü. Bak 70 deve yükü hazinelerinin dükkanlarının anahtarı altından. Allah ona imkan vermiş. 70 deve yükü. Kur'an'da geçiyor. Diyor ki 70 tane devenin zorlandığı kadar diyor. Yani. Zor taşıyorlar. Bu Karun'a Musa Aleyhisselam zekatı tebliğ ediyor. Çok geliyor şimdi. Ne yapsın şimdi? İftira atarak şeyi yok edecek yani.
Kadına diyor ki, bir kadına sen diyor, ona diyor büyük bir para veriyor. Diyor ki zekat verecek, 4.000 lira verecek, ona 10.000 lira veriyor. Diyor ki Musa gelince diyor, sen diyeceksin ki benden zina et, al bu parayı. Tamam diyor. Tam o meydana geliyor, dini anlatıyor Musa peygamber. O arada zekata geliyor. İşte zekatı anlatırken vermeyene işte şöyle ceza yapacak diye. Bu sen de olsan öyle mi diyor Karun? Evet diyor. Bu kadın diyor senden diyor zina yaptığını söylüyor diyor. Zina için rejim edilecek diyor. Rejim orada da var yani. Rejim bütün dinlerde var. Ondan sonra kadın böyle böyle dedikten sonra ya beni peygamber olarak getiren Allah'a yemin ederim ki ya Rabbi sen diyor buradan orada doğruyu ortaya çıkar diyor. Ve kadın bu sefer hemen tövbe ediyor. Ve diyor ki bu bana para verdi. Efendim söyleyeyim. Sana iftira atmam için. Sonra bu meselede şey uzayınca Allah-u Teala Hazretleri'nin izniyle Musa peygamber bu tarafa geçiyor. Onunla olanlar oraya gitsin, benimle olanlar bu tarafa gelsin diyor. Üç kişi kalıyor o tarafta. Karun tarafı üç kişi. Çoğu bu tarafta. Allah'ımıza yalvarıyor ya da şey yapıyor, murad ediyor. Ya Rabbi diyor bunu batır. Sonra yere emir versin diyor Allah. Sen diyor asanı yere vur. Onlar batacak diyor. Yere vuruyor asasını. Yer çekiyor bunları da. Tabi o da yalvarıyor. Ey Musa yapma, ben yaptım sen yapma falan. Allah'ımız diyor ki ey Musa diyor sana değil de bana yalvarsaydı kurtarırdım onu diyor. Bundan sonra halk gene dedikodu yapıyor. Ne diyorlar? Bu diyorlar bunu hazinesine konmak için batırdı. Musa bak bu tarafa geçenler söylüyor. Ha? Musa peygamber tarafında geçenler söylüyor. Kızılderici geçinde de yaptılar o işleri. Ve Allah'a dua etti Musa peygamber. Hazinesini de batırdı. Kıyamete yakın hazineleri, Karun'un hazineleri sütün sütün çiçek o Güneydoğu Mezopotamya barından peygamberimizin uyarısı var. Onlara dokunmayın diye. Yani burada iftira atan ne oldu? Ne hale geldi? Peygamber'e iftira atan felah bulamaz. Yani. Son olarak arkadaşlar Zülkarneyn aleyhisselam bunların kıymet harbiyesinin olması hayatımıza acaba gücümüz nispetine geçirebilmemiz için Zülkarneyn aleyhisselam bir mağaradan bir tünelden geçerken develerle büyük bir kervan 1000 kişilik kervan onlara sesleniyor ya da duyuruyor diyor ki işte tünele girdiğinizde ayağınıza takılan şeyleri yerdeki şeyleri heybelerinize doldurun diyor. Geçenler inananlar dolduruyorlar az inananlar ayıp olmasın diye azalıyorlar. İnanmayanlar da ne yapıyorlar? Hiçbir şey anlamıyorlar. Bu uzun yolculukta niye şey yapalım, develerimiz yüklenelim diyorlar. Aydınlığa çıktıklarında aldıklarının hepsi altınmış. Alanlar şükrediyorlar. Az alanlar pişman oluyorlar. Hiç almayanlar daha şişman oluyorlar. Yani burada söylenenlere hayatımıza geçirmek için şöyle bir düstur var. Bir şeyin tamamını yapamıyorsan tamamını terk etme. Neymiş arkadaş? Ali İbrahim anladın mı? Anlamıyorum. Bak bir şeyin tamamını yapamıyorsun. Tamamını terk etme. Ne demek? Sarık saramıyorsun İbrahim. Takkiyi terk etme. Yani bir şey yapamıyorum diye şimdi kalkıp da ben sen şimdi bu kıyafetin üzerine sarık sarılmaz diye bir kaide mi? Ben namaza girerim gayet güzel sararım. Allah'a ekber derim. Çünkü sarıkla sarığın müjdesi farklı. Bu kıyafetlerle farklı. Yani bir şeyin tamamını yapamıyorsun. Ama tamamını terk etmeyeceksin. Bu da bir ibarettir yani. Hayatımıza uyarlayalım. Sen mesela değil mi kardeş? Yani sen şimdi evinde sarıkla namaz kılsan ne olur? Olur değil mi? Olur. Tamam. Kimle baş başasın? Allah'la baş başasın. Sarık sararsan pedagogluya benzemeyen ki. Ya da bir artiste benzemeyen ki. Hani şeyi gerisi çok bozuk bir artist. Bülent Arsoy diyelim. Ona benzemeyen ki yani. Yani sen neye benziyorsun? Peygamber'e benziyorsun. Ya ne kadar büyük bir şeref bu ya. Evet nefisten, şeytanla mücadele ediyoruz. Toplum var, gerçek var, her işin realitesi var. Ama biz Müslümanız. Bunu unutmayalım. Biz Müslümanız ve öleceğiz. Külli nefsin zâikatül mevt, hümme ileynâ türcavûn. Her can sahibi ölümü tadıcıdır. Sonu bana döndüreceksin diyor Allah. Benim elimden sizi kim alır diyor Allah. Var mı onun elinden bizi alabilecek birisi var mı tanıdığınız? Yoksa teslim olun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme inna nes'eluke cennet ve nebuzuke minen nar. Allahümme inna nes'eluke cennet ve nebuzuke minen nar. Allahümme inna nes'eluke cennet ve nebuzuke minen nar. Allahümme inneke afuven kerimün tuhibbul afu fa'fanna. Allahümme inneke afuven kerimün tuhibbul afu fa'fanna. Allahümme inneke afuven kerimün tuhibbul afu fa'fanna. Allahümme ve inna ala zikrike ve şükrike ve hüsn ibadetik. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Bunu her namazdan sonra okuyun. Allahümme ey güzel Allah'ım. İnneke afuven kerimün tuhibbul afu fa'fanna. Yani Allahümme e inna ala zikrike ve şükrike ezberleyin. Allahümme e inna ala zikrike ve şükrike ve hüsn ibadet. Nedir? Ey benim güzel Allah'ım. Sana şükür edebilmem için, sana güzel ibadet edebilmem için bana yardım et. Kim kime söyledi bunu? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e söyledi. Ne dedi? Her namazdan sonra bunu oku dedi. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.